Merhaba arkadaşlar. Metin yayınlarının AYT matematik kitabının çözümlerine başlıyoruz bugün. İlk konumuz fonksiyonlarla başlayalım. Birinci sorumuzda f ve g r'den r'ye olmak üzere fx ve gx fonksiyonları verilmiş. f artı 2 g'nin bir noktasındaki değeri isteniyor. Şimdi bunları şöyle ayırabiliyorduk biliyorsunuz. f1 artı 2 g1 şeklinde yazabiliriz. fx fonksiyonu x gördüğümüz yere 1 yazacağız. x yerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 1'den 2 eksi 1'den burası 1 geldi. Aynı şekilde g fonksiyonunda x gördüğümüz üzere 1 yazdığımız zaman da 3 oldu. Burada yerine yazarsak f1 değerimiz 1 artı 2 çarpı g1 değerimiz 3 topladığımız zaman da cevabımız 7 geldi. Evet ikinci sorumuzda f a'dan b'ye bir fonksiyon olmak üzere f x bölü 3 fonksiyonu verilmiş. f a şimdi buradaki f a dediğimiz ifade görüntü kümesi. Çünkü biz mesela a kümesinden fonksiyon a kümesinden b kümesine tanımlı bir fonksiyon verilmiş. A kümesindeki elemanların buradakilerin görüntüleri bize e, F'a kümesi mesela bunların görüntüleri F'a kümesini verecekti. Burası F'a kümemiz. F'a görüntü kümesi B'de değer kümemizdi. Yani buradaki 19, 37 ve 73 değerleri buradaki değerlerin buradaki 3 tane değerin tanım kümesindeki görüntülerinin 19, 37 ve 73 olduğunu vermiş. Şimdi biz e, görüntünün değerlerini biliyoruz. Görüntü dediğimiz ifade de buradaki mesela bunlar parantezin içindeki ifade tanım kümesini buradaki görüntü kümesini verecekti bize. Dolayısıyla 3x artı 1'in değerleri 19, 37 ve 73'e eşit olacak. Bunları veren x'leri bulacağız. Öncelikle 3x artı 1'i 19'a eşitledik. Buradan x değerimiz 6 geldi. Aynı şekilde 3x artı 1'i 37'ye eşitledik. Buradan x değerimiz 12 geldi. 3x artı 1'i 73'e eşitlediğimiz zaman da pardon 73'e eşitlediğimiz zaman x değerimiz 24 geldi. Şimdi içerisinde yazdığımız ifadelerde mesela x'i biz 6 bulduk. Fonksiyonda x gördüğümüz yere burada 6 yazdığımız zaman 19'u buluyoruz. Aynı şekilde fonksiyonun içerisinde de yazacağız o ifadeyi ki tanım kümelerini bulabilelim. x'e 6 ya yazdığımız zaman 6 bölü 3'ten 2 geldi x'e 6 yazdığımız zaman 19. Dolayısıyla görüntü kümesindeki 19'u veren tanım kümesindeki eleman 2'ymiş. Buradan 2'ye aldık. Bize A kümesini soruda göre yani tanım kümesinin elemanlarını soruyor. Aynı şekilde x 12 yazdığımız zaman 12 bölü 3'ten 4 değeri. x 12 yazdığımız zaman 37'yi verdi. Yani 37'yi veren tanım kümesindeki eleman da 4 geldi. Aynı şekilde x e 24 yazdığımız zaman f8 geldi. 24 yazdığımız zaman 73. Dolayısıyla 73 değerini veren tanım kümesindeki elemanımız da 8 oldu. Biz A kümesinin yani tanım kümesinin elemanlarını sormuş. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı gelmiş oldu. Evet üçüncü sorumuza devam edelim. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve reel sayılar sırasıyla sayı kümeleri verilmiş. Buna göre hangisi fonksiyon olabilir demiş. Şimdi e, bakalım hepsine tek tek. Mesela doğal sayılardan doğal sayılara. Fonksiyon olup olmadığına bakarken Öncelikle mesela e, fonksiyonunu bozacak yani tanımsız yapacak bir değer varsa direkt onu bulmanız yeterli. Direkt bir tane bile bulmanız zaten fonksiyon olmadığını belirtiyor. Mesela doğal sayı tanım kümesinden verdiğimiz mesela 0 verdik. 0 eksi 2 değerinden eksi 2 geldi. Şimdi sonucun tanım kümesini doğal sayıların al görüntüsü de doğal sayı olsun demiş. Ama yazdığımız zaman mesela x yerine 0 doğal sayısını yazdık. Eksi 2 geldi ama eksi 2 doğal sayı olmadığı için görüntü kümesini sağlamadı. Dolayısıyla a şıkkı fonksiyon değildir. Aynı şekilde doğal sayı yazdığımız zaman tam sayı elde etmemizi istiyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer yazdığımız değerlerde bir tane bile tanımsız yapan bir ifade varsa direkt fonksiyonu bozacak dedik. Mesela 0 değerin doğal sayı sonuçta sıfır aldık. 3 eksi 0'dan burası 3 bölü x yerine 0 yazdık. 3 bölü 0. 3 bölü 0 ifadeti tanımsız olduğu için yine aynı şekilde 5 şıkkında da fonksiyon belirtmedi. Tam sayılardan rasyonel sayılara. Tam sayı sonuçta yine aynı şekilde paydalı bir x değeri var. Sonuçta sıfır da bir tam sayı. O zaman x yerine yine sıfır yazdığımız zaman burası 1 bölü sıfır geldi. Dolayısıyla yine aynı şekilde tanımsız olduğu için c şıkkı da gitti. D'ye baktığımız zaman burada e, tanımsız yapıyorum önce ona bakalım. Paydayı sıfır yapan değer x'in eksi bir değeri. Ama eksi bir tanım bize e, doğal sayılardan al demiş ama eksi bir doğal sayı değil. Dolayısıyla biz buraya eksi biri alamazdık zaten. Alabileceğimiz en küçük sayı sıfır. Sıfır yazdığımız zaman mesela eksi bir bölü bir, bir geldi. Bu da eksi bir. Ve her türlü bunlar rasyonel olacaktır. Sonuçta paydada bir yazsa da yazmasa da biz bu ifadenin aynı zamanda rasyonel olduğunu biliyoruz. Her tam sayı aynı zamanda biliyorsunuz rasyonel sayı. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı gözükmüyor. E'ye bakalım. Şimdi yine aynı şekilde köklü bir ifade vermiş. Köklü ifadelerde eğer kökün kuvveti çift bir sayıysa, mesela iki gibi çift bir kuvvetse kökün kuvveti, içerideki ifadenin mutlaka sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Şimdi 3 eksi x'e baktığımız zaman bir reel sayı demiş. Mesela biz x yerine 4 sayısını yazmış olsak 3 eksi 4'ten İçerideki ifade eksi 1 gelecek. Ama kökün kuvveti çift olduğu için içerideki ifade negatif olamaz. Sıfır ya da sıfırdan büyük olması lazım. Ama bu durumu getirebilecek bir değer bulabiliyoruz biz aldığımız buradaki tanım kümesinden. Dolayısıyla tanımsızlık olduğu için E şıkkı da fonksiyon belirtmedi. D şıkkında bir sıkıntı görmemiştik zaten. Dolayısıyla D şıkkımız cevabımız geldi. Dördüncü soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. F fonksiyonu a'dan b, g fonksiyonu da c'den d'yi fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmekte. Mesela f fonksiyonuna bir değer verildiğinde iki çıkmış. 2 verildiğinde 3 gibi ifadeler f artı g'nin değerlerini vermiş. Şimdi şöyle yapalım. Bize a ve c kümelerinin farkının elemanları çarpımını istemiş. Biz o zaman bu a, b, c, d kümesini bulmaya çalışalım. Mesela f küme f fonksiyonunda burası bize tanım kümesini verecek. Burası da bize görüntü kümesini. Tanım kümesindeki küme burada a kümesi. Görüntü kümesi yani değer kümemize b kümesi geldi. O zaman a kümesinin elemanları Buradaki birinci bileşenlerimiz yani x yerine yazılanlar bize tanım kümesinin elemanlarını verecek. 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. Peki B kümesinin elemanlarını yazmak istesek bunlara karşılık gelen mesela 1'e karşılık 2 gelmiş, 2'ye karşılık 3 gelmiş, 3'e karşılık 5 gelmiş, 4'e karşılık da 7 gelmiş. Şimdi biz C kümesini istiyoruz aynı zamanda A'yı bulduk bir de C lazım bize. Buraya baktığı zaman da f ve g fonksiyonlarını toplamış. Şimdi fonksiyonları toplayabilmesi için fonksiyonların tanım kümelerinin aynı kümeler olması. Yani tanım kümesinden aldığı elemanların aynı elemanlar olması lazım. Mesela gidip de f fonksiyonunda mesela burada 1'e karşılık 2 gelmiş. G fonksiyonunda topladığında 2'ye karşılık 5 geldiğine göre demek ki g fonksiyonunun tanım kümesinde yani c kümesinde bir elemanı yok ki birin karşılığı olan ifadeyi toplamada yazmamış. O yüzden C kümesinin elemanları da mesela toplamlarında 2'yi kullanmış tanım kümesinden bir de 3'ü kullanmış. O zaman G kümesinin, G fonksiyonu pardon C kümesinin elemanları 2 ve 3 olacak ki sadece mesela burada A ve C kümeleri tanım kümeleri. Bunların ortak elemanlarından toplama işlemleri yapabilir fonksiyonlarla. Farklı elemanlarından toplama işlemi yapamaz. Mesela 4 bunda var bunda yok. F fonksiyonunu toplar ama G fonksiyonunun sonucunu bilmiyor sonuçta. İkisinin ortak elemanları olması gerekiyor o yüzden. O yüzden C, C kümesi elemanları neler olacaktır dedik. Burada yazdığı 2 ve 3. Hatta D'yi de yazmak istesek D'ye de karşılık kimler gelmiş? Mesela 5 ve 7 gelmiş. Bunları söyleyebiliriz. Yani bunlar kesin olacak. Fazla elemanlar da olabilir tabii. Şimdi bunun dışında bizden A fark C istemiş. Yani A kümesinin C'den farklı olduğu elemanlar kimler? 1 ve 4. Bu elemanların çarpımını istemiş. 1 çarpı 4'ten de cevabımız 4 gelir. Evet, beşinci sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyon tersindeki iki noktası ve fonksiyonun iki noktasındaki değeri istenmiş. Şimdi öncelikle fonksiyonun tersini alalım. y eşittir 4x eksi 6. Fonksiyon tersini alırken biliyorsunuz x'i tek başına bırakıyoruz öncelikle. Daha sonra da x ve gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Eksi 6'yı diğer tarafa aldık. y artı 6 eşittir 4x. Her tarafı 4'e böldük. y artı 6 bölü 4 eşittir x x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazıyoruz. O zaman y eşittir x artı 6 bölü 4 geldi. Bu da bize kimi verecek? Fonksiyonun tersini. Elimizde fx fonksiyonu verdi, vardı. Fonksiyonun tersini de bu şekilde bulduk. Şimdi fonksiyonun tersini x yerine 2 yaz demiş. x yerine 2 yazdığımız zaman şöyle diyelim fonksiyonun tersinde 2 yazdığımız zaman 2 artı 6 8 bölü 4'ten burası 2 geldi. Fonksiyonun kendisinde x yerine 2 yazdığımız zaman 4 çarpı 2'den 8 eksi 6'dan da burası da 2 geldi. Toplamlarını istemiş. 2 artı 2'den cevabımız 4 oldu. Evet 6. sorumuzda fx fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre m bölü n oranı istemiş. Fonksiyon tek fonksiyonsa buradaki x kuvvetlerinin her birinin tek kuvvet olması lazım. Mesela x üzeri 2 bize çift kuvveti hatırlatır. Dolayısıyla çift kuvvet yani bu ifadenin tek olabilmesi için her bir x kuvvetinin tek sayı gelmesi lazım. Dolayısıyla x karenin olmaması gerektiği için x karenin kat sayısı olan m artı 2'yi sıfıra eşitliyorum ki buradan m 2 gelecek. Burası sıfır olduğu zaman sıfır çarpı x kareden burası iptal olacak. x üzeri 1 burada bir sıkıntı yok bu kalacak. Şimdi m çarpı n artı 4 ifadesinde x üzeri 0 demektir bu. Sonuçta sabit x üzeri 0 1 olduğu için yazmıyoruz. Ama sonuç olarak x'in kuvvetinin 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 0 yine aynı şekilde çift olduğu için bunun da olmaması gerekiyor. O zaman x üzeri 0'ın katsayısı olan bu ifadeyi de sıfırlayacağız. m çarpı n artı 4 ifadesini sıfır eşitledik m çarpı n eşittir eksi 4. M eksi 2 bulduk. Çarpımlarının 4 olabilmesi için de n değerimiz de buradan 2 geldi. Bizden oran istemiş. Eksi 2 bölü 2'den cevabımız eksi 1 oldu. 7. sorumuzda şekilde f fonksiyonu grafiğe verilmiş. Buna göre f fonksiyonu için verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi tanım kümesi a ve c aralığındır demiş. Tanım kümesine baktığımız zaman x eksenindeki sınırlara bakıyoruz. x ekseninde en solda a'ya kadar gitmiş. Sağ tarafta da C'ye kadar gitmiş. A ve C aralığında. Evet A da burada içi kapalı olduğu için buradaki noktaların A ve C de dahil olacak. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Değer kümesi 0 ve E aralığında. Şimdi değer kümesinin en alttaki buradaki karşılık mesela A'ya karşılık sonuçta A tanım kümesi de vardı. A'ya karşılık B gelmiş. Dolayısıyla değer kümesi B ile E arasında olması gerekiyordu. Burada 0 ile E arası dediği için yanlış. F0 B'ye karşılık gelmiştir demiş. X'in sıfır olduğu yerde Y'si C noktasından geçtiği için F0 C'ye karşılık geliyor demesi gerekiyordu. Bu da yanlış. F'in tersinde B eşittir A'dır demiş. Bunu direkt şöyle yapalım. B ile A'yı yer değiştirdiğimiz zaman biliyorsunuz fonksiyon kendisine dönüşecek. Yani F A eşittir B olacak. Dolayısıyla fonksiyonda A'nın karşılık geldiği yere baktığımız zaman B ifadesi evet doğru. F A eşittir B'dir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 14 geldi. 8. sorumuzda tanımlı olduğu aralıklarda demiş ifadelerinin hangileri doğrudur? Fonksiyonu çift fonksiyon. Evet çift fonksiyon olabilmesi için biraz önce de söylemiştik. X'in kuvvetlerinin her birinin çift kuvvet olması lazım. 4 çift 2 çift burada da 2 çarpı x üzeri sıfırdan dolayı sıfırda çift. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Fonksiyon tek fonksiyondur demiş. Şimdi bunun için de e, şuradan da kontrol edebiliriz. Mesela buradaki gibi direkt ifademizde yok. Burada e, daha nasıl diyeyim kalıcı bir cevap olabilmesi için şöyle söyleyelim. Fonksiyon çiftliğini tekne bakarken f eksi x'in eksi f x'e eşit olması gerekiyor normalde. Fonksiyonun tek fonksiyon olabilmesi için. Çift fonksiyon olabilmesi için de x cihazına eksi x, x yazdığımız zaman f x'e eşit olması gerekiyor. Mesela buradakini direkt buradan da kontrol edebilirdik. X eksi x, x yazdığımız zaman yine aynı şekilde fonksiyonu kendisine verdiği için aslında çift fonksiyon geliyor. Burada bunu kullanalım. Fonksiyonda x gördüğümüz üzere eksi x yazarsak. Eksi x'in karesinden x kare artı 1. Eksi x yazdık. Eksi x eksi 2. Eksi fx'e eşit Yani bu fonksiyonun tamamını eksiyle çarptığımız zaman eksi x kare parantezine yazalım. Bölü x eksi 2 ifadesi. Şimdi buradaki ifadeyle bu ifade birbirlerinin aynısı değil. Mesela buradakini biz eksi parantezine almış olsak bile payda eksi x artı 2 gibi bir ifade gelecek. Paydalar bir kere eşit değil birbirine. Yani buradaki x'ler belki birbirini götürüyor diyebiliriz. Yani şöyle düzenleyebiliriz bu ifadeyi. x kare artı 1 bölü. Dediğim gibi eksiği başa alırsak payda x artı 2 gelecek. Burası da eksi x kare artı 1 bölü x eksi 2 geldi. Bu eksiler birbirlerine artı yapabilir. Paylar da birbirine eşit ama paydalar birbirlerine farklı olduğu için bu ifade eksi fx'e eşit olmadığından dolayı fonksiyon ters fonksiyon pardon tek fonksiyon değildir. H'e baktığımız zaman çift fonksiyonu yine aynı şekilde buradan kontrol edersek daha iyi olur. Şimdi mesela e, x gördüğümüz yere eksi x yazdığımız zaman fonksiyonu kendisini vermesi lazım. x gördüğümüz yere eksi x yazdık. 4 üzeri eksi x oldu. Artı 4 üzeri burada zaten eksi x var. Yani eksi eksi x'ten 4 üzeri x geldi. Bu ifadenin fonksiyonun kendisine eşit olması gerekiyor. Fonksiyonun kendisini tekrar yazdığım zaman evet bununla bu aynı, bununla bu aynı. Dolayısıyla iki ifade birbirlerine eşit geldiği için fonksiyon çift fonksiyondur diyoruz. Cevabımız da 1, 3 oldu. Evet 9. sorumuzda bizden f x artı 2 bölü x ifadesinin x kare eksi 2 x artı 3'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre f 1 nedir? Fonksiyonun dikkat ettiyseniz parantez içinde x artı 2 bölü x yazarken parantezin içerisinde eksi 1 olmasını istiyor. O zaman öncelikle bununla başlıyoruz. x artı 2 bölü x'i 1 1'e eşitleyerek x değerini bulmaya çalışıyoruz. İçler dışlar çarpma yaparsak burada da bir 1 var. x artı 2 eşittir. x ile eksi x'i çarptık. Eksi x geldi. Bunu karşı tarafa aldık. 2x eşittir. Eksi 2. x'lerimiz de buradan eksi 1 oldu. Demek ki x yerine eksi 1 yazdığımız zaman içerisi eksi 1 oluyormuş. Bakalım. x yerine eksi 1 yazdık. Evet. 1 bölü eksi 1'den. Burası eksi 1 oldu. Yani istediğimizi bulduk. Aynı şekilde fonksiyonun sonuçta biz bu ifadeyi x eşittir eksi 1 için yazdığımızdan dolayı içerisine yazdık. Aynı şekilde x gördüğümüz hep, hepsine yazmamız lazım. x gördüğümüz yere yine eksi 1 yazdık. Karesinden 1 geldi. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 oldu artı 3. Buradan da toplamımız 6 geldi. 10. soruda fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre fa artı fb artı fc nedir? Sabit fonksiyon ifadesinde fx eşittir c gibi bir sabit bir sayı olması lazım. Yani x'te bir ifade değişken kalmaması gerekiyor. Mesela x kübün gitmesi için kat sayısını 0 yapmamız gerekiyor. Yani a eksi 4'ü 0'a eşitlersek a değerimiz 4 oldu. x karenin gitmesi için 0 yazmalıyız ki yani b artı 2'yi 0 yapmalıyız ki çarptığımız zaman x kare gitsin x küp gitsin. O zaman B artı 2 de 0 ise B değerimize buradan eksi 2 geldi. C eksi 1 değerimiz de yine aynı şekilde x'in kat sayısı 0 olmalı ki x sayısı da gitsin. C eksi 1 de 1 0 eşitse C değerimize buradan 1 geldi. Buradaki sabitlerin artık kalmasında bir sıkıntı yok. Burası gitti çünkü fx fonksiyonu x değişkeni olmayan bir ifade eşit olacak. Sabit eşit olacak. Bunlar kaldı. fx eşittir diyoruz. Artık bunlar gittiği için bunları yazmadık. A artı B artı C. A'nın değerini biliyoruz 4 b 2c de 1. O zaman fx fonksiyonumuz 3'e eşit oldu. Şimdi bizden fa, ve F fc değerlerini istemiş. Yani fa dediğimiz ifade x yerine a yazdığımız zaman f4'ü istiyor. x yerine b yazdığımız zaman b'nin değerini yazdık x -2 geldi. x yerine c yazdığımız zaman buradan da 1 oldu. Bizden bu ifadenin toplamını istemişim. Zaten elimizdeki fonksiyon sabit bir fonksiyon. X yerine ne yazarsak yazalım. Yani 4 de yazsak, eksi 2 de yazsak, 1 de yazsak bu ifadenin sonucu her türlü 3'tür. Dolayısıyla F4'ün de cevabı 3, F-2'nin de cevabı 3, F1'in de cevabı 3'tür. Buradan da toplamları 9 gelir. Evet 11. sorumuzda gerçel sayılar kümesinde tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu verilmiş. Birebir ve örtense bir fonksiyon tersi alınabilir. Bunu da bilelim fonksiyonu için eşitlik veriliyor. Buna göre fonksiyonun tersinde x artı 1 değeri hangisine eşittir? Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle fonksiyonun tersini oluşturmamız için parantez içindeki ile dışındakini yer değiştirirsek elimizde artık fonksiyonun tersi oluşur. Şimdi sonradan yapmamız gereken işlem ise içeride şu an 3x artı 4 var. Bizim bunu x artı 1 yapmamız gerekiyor. Bunun için de şu yolu izleyebilirsiniz. Mesela 3x artı 4'ü x artı 1'e dönüştürmek için acaba x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Bunun için de buradaki ilk baştaki ifadede x'i işaretliyorum. Bu x'i tek başına bırakmaya çalışacağım. Öncelikle doğru karşı tarafa gönderdim. X, x 4 geldiği için burası x 3 oldu. Her tarafı 3'e böldüm. İşaretlediğim buradaki x değerimiz x 3 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Yani biz buradaki x gördüğümüz yere x eksi 3 bölü 3 yazarsak ki kontrol edelim fonksiyonun tersinde 3 çarpı x gördüğüm yere bu bulduğum ifadeyi yazıyorum. Kontrol amaçlı yazıyorum. Normalde hepsini yazmak zorunda değiliz artık. Bunu bulduysak demek ki sağlıyor demektir aslında. X ifadesinin yerine x eksi 3 bölü 3 artı 4 yazdım. 3'ler sadeleşti. x eksi 3 buradan x eksi 3 artı 4 geldi. Bunlar da gitti. Dolayısıyla burası f'in tersinde x artı 1 oldu. Ve bizim istediğimizi gerçekten de vermiş oldu. O zaman artık biz fonksiyon buradaki ifadede x artı 1. Bunu nasıl oluştururuz? x gördüğümüz yere x eksi 3 bölü 3 yazarak. Aynı şekilde bu karşılığında da yazmamız lazım. Yani 1 eksi x gördüğüm yere x eksi 3 bölü 3 yazdım. Düzenleyelim. Burası 3 eksi x eksi de dağıtalım. 3 geldi. Buradan 6 eksi x bölü 3 ifadesi f'in tersinde x artı 1 fonksiyonuna eşit olmuş oldu. Yani 6 eksi x bölü 3 b şıkkında verilmiş. Evet son sorumuzda f r'den r'ye parçalı bir fonksiyon. Buna göre bile, f bileşki f'in 1 eksi kök 2 noktasındaki değeri istenmiş. Şimdi bunu açalım şöyle. f f 1 eksi kök 2. Öncelikle f fonksiyonu x gördüğümüz yere 1 eksi kök 2 yazarak öncelikle bu içerideki ifadeyi bulalım. Şimdi bize şöyle bir parçalı fonksiyonu şöyle bir tanımlama yapmış. Eğer x yani içerideki ifade Rasyonel değilse bunu kullan, rasyonel ise bunu kullan. 1 eksi kök 2 rasyonel olmadığına göre, o zaman x gördüğümüz yani x gördüğümüz yere 1 eksi kök 2 ifadesini burada yazacağız. O zaman 1 eksi kök 2'nin karesi artı 2 kök 2. 1 eksi kök 2'nin karesini aldığımız zaman 1 eksi 2 kök 2 kök 2'nin karesinden 2 artı 2 kökü geldi. Bunlar da gitti. Burası 3 oldu. O zaman buradaki ifadeyi biz 3 bulmuş olduk. Yani şu anda f 3'ü arıyoruz o zaman. 3 rasyonel olduğuna göre bunu kullanacağım. Buradan da f3 eşittir. X yerine 3 yazdığımız zaman 6 eksi 1'den cevabımız 5 geldi.